Herkese merhaba. Bu videoda eski bir LED sürücüsünü kullanarak bir akü şarj cihazı yapacağız. Öncelikle uygun bir LED sürücüsü bularak işleme başlıyoruz. Sürücüyü yerinden çıkartacağız ve basitçe inceleyeceğiz. LED sürücüsünü test etmek ve çıkış voltajını görebilmek için şu an şebeke bağlantılarını yapıyorum. Ardından buna güç vererek çıkış gerilimini ölçeceğiz. LED sürücüsü mevcut şekliyle 13.8 voltluk bir çıkış gerilimi veriyor. Çıkış akımını da kısa devre pozisyonunda ölçeceğim arkadaşlar. Şu anda çıkış akımı olarak ise yaklaşık 300 mAh'lik bir çıkış elde ettik. Böylece gerekli testlerimizi yaptık. Ancak bu LED sürücüsünün mevcut şekli bir aküyü şarj etmek için yeterli değil. Akünün üzerine baktığımda şarj edebilmek için 14.4 ile 15 voltluk bir çıkış gerilimine ihtiyacım olduğu gözüküyor. Bu noktada LED sürücüsünü tekrardan modifiye etmemiz gerekecek. Öncelikle kontrolcü entegremin numarasını kontrol ediyorum ve bilgi sayfasından devrenin yapısına bakıyoruz. Burada geri besleme için 2 adet direncimiz var ve 2 numaralı pinin geri besleme pin olduğunu görüyorum. Buna göre şimdi direncimizi bulmak kalıyor arkadaşlar. Ölçü aletini kullanarak doğru direnci tespit edeceğim. Bunun için 2 numaralı pine ölçü aletimin bir ucunu bağlıyorum. Ölçü aletinden kısa devre sesini alana kadar tek tek dirençlerimizi ve diğer komponentleri kontrol edeceğiz. Ve kısa devre sesini aldık. Demek ki doğru direncimiz burada arkadaşlar. Artık bunu değiştirebiliriz. Burada 56K'lık bir direnç kullanılmış. 56K olan bu direnci çıkararak yerine 100K'lık çok turlu bir pot takacağım. Bu sayede hem daha yüksek gerilimlere hem de daha hassas bir şekilde ayarlama yapma imkanına kavuşmuş olacağız. Şimdi gerekli bağlantıları yapalım ve birlikte devreyi test ederek devam edeceğim. Sisteme güç verdiğimizde artık 20 voltluk bir çıkış gerilimi olduğunu görüyoruz. Yapmamız gereken tek şey burada bulunan potu çevirerek çıkış gerilimini istediğimiz seviyeye ayarlamak. Bu yöntemle aslında bir çeşit ayarlı güç kaynağı elde etmiş olduk. Şimdi akümüzün şarjı için gerekli olan gerilimi ayarlayacağım ve ardından aküyü şarja bırakarak birlikte testimize, daha doğrusu şarj testimize başlayacağız.
Son olarak gerilim ve voltaj çıkışını test ettikten sonra devreyi, daha doğrusu hazırladığımız bu ayarlı güç kaynağını aküye bağlayacağız ve akümüzü şarja bırakacağız. Ancak şarj işleminin normalden uzun olacağını baştan belirtmem gerekiyor. Çünkü şarj akımımız oldukça düşük arkadaşlar. Ancak bu düşük akım sayesinde bir kesme devresi kullanmanıza gerek yok. Çünkü oldukça yavaş bir şekilde aküyü şarj ettiğiniz için herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Şimdi son olarak sürücümüzü akünün kutup başlarına bağlayarak şarj işlemini başlatıyoruz. Yaklaşık 18 saat sonra 14.36 volt gerilimini artık akümüzün kutup başlarında görebiliyoruz arkadaşlar. Böylece bir projemizi daha başarıyla tamamladık. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın. Destek olmak için abone olmayı unutmayın.